Merhaba, ben Elif Işıl Karakaş. Klasik Nota programındasınız. Bu haftaki konuğum, sıra dışı eserlerin icracısı, çok kıymetli bir müzik insanı, sevgili İslam Manafov. Hoş geldiniz programıma, nasılsınız? Hoş bulduk Elif Hanım, çok teşekkür ederim davetiniz için. Edindiğim bilgilerle, sizin yaptığınız bu programla bir sanat insanı olarak sanat dünyasına katkılarınızdan dolayı inanılmaz mutluyum. Ve bu mutluluğu bütün dinleyicilerimizle, başta siz olmakla tabii ki, paylaşmaktan da gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi takip ediyoruz. Sizin katkılarınız tartışılmaz bile çok büyükler. Siz, sevgili eşiniz, kızınız ve oğlunuz, tüm aileniz müzisyensiniz. Gelinimizi de kaydedin orada lütfen. Yani sanat yalnızca sizin mesleğiniz değil, tüm hayatınızı sarıp sarmalamış, yaşam şekliniz haline gelmiş görünüyor. Bu dışarıdan bakıldığında çok hoş görünse de aslında çok büyük disiplin, özveri, çalışma gerektiren zor bir yaşam tarzı. Çocuklarınızın sanatı yaşam şekline dönüştürmesi üzerinde sizin ve eşinizin rolü neydi? Veli olarak ilk başta doğru düzgün dünyamızın bu gelişme sürecinde ve bu etapında hele hele çocuklarımızı insanlığa güzel insanlar olarak yetiştirmek, faydalı insanlar olarak yetiştirebilmek sanıyorum ki aile kuran her insanın en başlıca vazifesi ve amacı olmalı. Bu sebepten bizim evlilikten sonra dünyaya getirdiğimiz iki çocuğumuz, oğlum ve kızım, ki aralarında bir yaş fark vardır. Çocukların sürekli evde müzik dinlemeleri, tabii ki genlerle de gelen yeteneğin verdiği özellikler ve üstünlükler, bunlar hepsi çocuklarımızı düşünmeden nereye yönlendiririz, ne yaparız filan demeden müziğin içinde bir de baktık olduklarını görmüş olduk. Yani 6 aylığında, 7 aylığında artık mırıldanarak ve sallanarak yerlerinde bizim çaldığımız eserleri hemen hemen bize, yani bedensel olarak ve seslerle eşlik ediyorlardı. Artık burada bir soru işareti kalmamıştı. Fakat biraz yaşça büyüyüp piyano arkasında oturabileceklerini beklemek gerekiyordu. Ama beklemenin yanı sıra müzik bilincini, müzik bilgisini, müziğin kendisini kanlarına daha iyi şekilde oturtabilmek için çabalar vardır. Biliyorsunuz metotlar vardır veya şarkılar söylenir veya ninniler falan. Bunları hep sürekli yanlarında. Ben daha Bakü'deyken, şu anda İstanbul'da ailemle yaşamaktayım. Bakü'deyken müzik okullarını, yani Moskova Konservatuvarı'nı bitirip döndükten sonra vatana, Bakü'ye, Azerbaycan'a. Orada başlattığım bir harekat olarak çocuklar ve gençlerle müziğe yolculuk. Bunu sonradan adları farklı farklı olsa bile ben orada Bakü'de müzik okullarında, kütüphanelerde, yuvalarda, normal okullarda, üniversitelerde yaptığım bu etkinliklerin yanı sıra çocuklar da yanıma alıyordum. Tabii ki o alkışları, o heyecanı, benim anlattıklarımı isterseniz de istemezseniz de bunlar bir bilgi olarak insan beynine kavranılmaktadır ve bunun etkisidir ki çocuklar artık 5,5, 6, 7 yaşlarında, artık piyano arkasına bizim çocuklar 5,5 ve 6,5 yaşlarında başladılar. Oğlum 6,5, kızım da 5,5 yaşlarında başladılar normal okula. Onun da paralelinde aynı şekilde o zaman bizim, yani bugün de normal okula gitmenin yanı sıra bizim Bakü'de, Azerbaycan'da bir müzik sistemi böyledir. İlkokul yaşlarında başlar, ortaokul, ondan sonra lise yıllarıdır, liseden sonra da konservatuvardır. Konservatuvardan sonra isteğe göre master, doktora filan bunlar da yapılır. Çocuklar 9-10 yaşlarına geldiğinde artık müzik okulunun ikinci sınıfında bayağı başarılı, hatta oğlum 10 yaşına basmadan bile Chopin mazurkaları çalmakla Azerbaycan yarışması vardı, pianistler, çocuklar arasında yarışma, gençler de vardı orada, birincilik kazandı orada ve bu bariz bir şekilde çocukların yetenekli olmasını, kızım inanılmaz şarkılar, güzel kulağıyla, ritmiyle, oğlum da keza aynı şekilde ve bu şekilde müzik hayatları böyle devam etti. Yani bize hemen hemen bir tek sorumluluk vardı, çocukları doğru düzgün büyütebilmek ve onları sanatlarına aşina olmanın yanı sıra sanatlarında yalnız aşina olmak değil, çok üstün başarılı olması gerekiyor. Çünkü bizi sanat insanları olarak, eğer gerçek sanat insanlarına bahsediyorsak, bizi farklı kılan da milyonlarca sanatın içinde olan insanlar vardır. Herkes
bir çaba gösterir, çalışır, bir yerlere gelmek ister. Fakat bu meşakkatli, yani kelimesini kullanmak istemem ama zevkle, keyifle, sevgiyle, böyle özveriyle çalıştığın zaman o sanat zaten kendisini senin kanatlarına alıp götürür. En yükseklere yükseldir, ucaldır. Böyle. Ve biz de çocuklarımızı bu şekilde yetiştirdik. Çok güzel bir geçmişiniz var. Gerçekten bunu çocuklarınıza da aktarmışsınız. Ailecek müzik yapıyorsunuz. Bunun çok fazla avantajı var. Ülkenizde hangi işi yaparsanız yapın, mutlaka ebeveynlerden çok zor bir iş. Çocuğumun bu mesleği yapmasını istemem cümlelerini çok sık duyarız. Ama aslında kolay iş yoktur. Her iş özen ve emek ister. Bu da sizin ailede müzisyenlik hayal bile edebiliyorum. Aslında çocuklarınız çalışırken pasajları tekrar ettirmişsinizdir. Bu da onlar için aslında bir baskı oluşturmuştur. Fakat bu onları tabii ki disiplinli yapmıştır ve bu onlara yaramıştır. Müzisyenliğine, tekniklerine, yorumlamalarına bir sürü şeye etkilemiştir. Kesinlikle bunun yani bir baskısı da var aslında, onu hissedebiliyorum. Fakat bu harika bir şey aynı zamanda, çünkü bir müzisyen olarak gelişiyorsunuz. Senaryosunu yazdığınız, yönetmenliğini üstlendiğiniz ve canlandırmalarını yaptığınız çocuklarla ve gençlerle müziğe yolculuk anlatımlı projenizden de konuşalım istiyorum biraz. Projenin amacı ve ortaya çıkış hikayesini sizden dinleyebilir miyiz biraz? Moskova Konservatuvarı'na, Çaykovski Konservatuvarı mezun olduktan sonra Bakü'ye döndüğünde var olan nimettir bir bu, yani eğitim, müzik kabiliyeti veya sanat insanların olduğu ortamı kaybolmaması, erimemesi adına, daha da ileri gitmesi adına ve toplumun genel olarak kültürel sanata olan ilgisi, aynı zamanda kültürü, sanatı benimsemesi ve onu seviye olarak belirlemesi, ki toplumların kültür seviyesi ne kadar yüksek olursa orada hem yaşam tarzı olarak hem huzur içinde yaşamak anlamında kültür sanatın değeri paha biçilmezdir. Ve bu sebepten bir aydın insan olarak düşünüyorum ki benim bu işte katkım olması zaruriyetten doğan bir meseleydi. Ve ben bunu da hayata geçirmedim. Daha henüz 27 yaşlarında filan ben bunu başladım orada. Ve çok Azerbaycan bestecileri, sanat insanları, artistler, aktörler, tiyatrocular, ressamlar, bu işin içine arkadaşları da katarak, celbederek onları da yapalım birge bir hareket halinde bunu, ki elimizde var olan değerlerimizi kaybetmemek adına bu illaki gerekiyor. Kültür Bakanlığı olsun, bizim Filarmoni Başkanlığı yönetimi olsun, bizim konservatuvar olsun, liselerin, müzik liseleri olsun, müzik okulları, her yerde kapı kapı çalarak, kapıları açarak anlatmaya çalıştım. Sanırım ki belli bir anlamda bunun etkisi oldu ve 2000 yılında bir davet alınca, Türkiye'ye gelince, buradaki belli bir anlamda boşluğu, belki de benden önce çok insan bunu yapmış olabilir, belki de bunu televizyon veya radyo aracılığıyla sizin gibi yapmış olabilirler. Fakat toplumsal olarak görsel şekilde bunu büyük salonlardan insanlara interaktif bir şekilde yapılmasını göremediğim için geldiğim yıldan bunu bir proje haline getirip, burada bir proje yine de haline getirerek bunu birlikte yapalım. Ve en son 2013 yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun sanat yönetmeni Ozan Binici beni yazın davet etti. Sizin bu proje bizi çok heyecanlandırdı. Gerçi kendisinden önce de bunlardan bahsetmiştim ve oturduk konuştuk. Gerçekten 2018 yılına kadar böyle bir şey devamlı şekilde süreyle devam etti. Ve son da Viyana'da olduğum zaman diğer sanat yönetmeni aynı mekanın beni Viyana'dan arayarak Viyana'ya telefon açtı bana konserlerim sırasında. Biz sizden o projeyi yine de istiyoruz. Lütfen yapar mısınız? Cumhuriyet Bayramı'na ben yeniden bu projeyi başka bir tiyatro şekilde, iki bölümlü, insanlığın yaranışından günümüze dek, Atatürk'ün, günümüz dediğim Atatürk'ün Türk beşlerini yurt dışına okumaya gönderip onları kabul edip Özsoy Operası'nı siparişini verip yazdırması filan ve Cumhuriyet'in kazanımlarını da içine alarak, mesela Viyana klasikleri, Haydn'lar, Mozart'la veya Mota'ların keşfi diyelim, bunlar her birisi başlı başına ayrı bir konudur. Bakın yani en az 30-35-40 konu başlığı olarak bu tiyatronun içinden alıp onları eğer yelpaze şeklinde ayırırsanız, her birisi
senelerce bitmeyecek, tükenmeyecek bir materyali ihtiva eder içerisinde. Bunu yapmaya başladık ve yaptım. Bir özel Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölümüyle beraber provasını yaptık. Senaryosunu kendim yazdım. Evet, müzik bilgime dayanarak aynı zamanda çok güzel materyaller var elimde, bilgiler var. Onları da tabii ki bilimsel olarak uydurma değil ama bazen de işin içine fıkralar, anekdotlar ve şakacı kelimeler, cümleler katarak çocuklara ve gençlere yönelik olduğu için, gerçi çocuklar gençlerden daha çok orta yaş ve biraz daha üst yaşlar katılıyordu konserlere. 1000 kişinin içinde bir kişi eğer etkilenirse bir kişi bile dünyayı değişebilir düşüncesiyle ben o anlamda hep sürekli ısrarcıyım. Konserlere mutlaka ve mutlaka katılımın olması şarttır. Kimlerin olması, neyle gelmesi falan hiç önemli değil. Fakat o konserden alacağı hazzı ve alacağı etkiyi mutlaka ve mutlaka gelecek nesillere taşıyacaktır. Bu benim inancımdır bu anlamda ve eğitimci yanımla ben bunu yapmaya çalışıyorum. Hale de yapıyorum. İnşallah düşünüyorum ki sağlık oldukça devam edeceğim. Ama benim esas işim tabii ki sanattır, sahnedir. Piyanomla baş başa kalıp güzel şeyler yapmaktır. Viyana dediniz, çok heyecanlandım. Çünkü gerçekten Viyana'da böyle şeyler oluyor. Aklıma Viyana Mozart Orkestrası'nın konserleri geldi. Kostümler giyerek sizi o döneme götürüyorlar. Ve seyirciler de bu atmosferi yaşayabiliyor. Bence çok büyüleyici bir an. Çok büyük hollerde, Musikverein, Golden Hall'de mesela yapıyorlar. Ve bir sürü insan sadece bunu izlemek için gidiyor. Ya da bir platformdan online olarak izleyebiliyor. Buna benzer bir şey yapıyorsunuz. Zaten Viyana'da da konserler veriyorsunuz. Umarım bu konserlerinize bir gün gelebiliriz. Eminim ki çok keyifli oluyorlardır. Son günlerde sanatçıların sahne kostümleri sanatlarından daha çok konuşulur hale geldi. Sizin çocuklarla ve gençlerle müziğe yolculuk projelerinizde klasik müziğin efsanelerini yaşadıkları dönemlerinin özel kostüm ve peruklarıyla canlandırarak simüle ediyor, zamanda yolculuğa çıkartıyorsunuz. Kostümler sanatın etkisini artıran vazgeçilmez bir faktördür. Kostüm seçiminin sınırlarını kim belirlemeli sizce? Sanatçı mı, toplum mu? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir noktaya bastınız. Çok güzel bir sorudur. Ne sanatçının kendisi ne toplum belirler. Bence sanatın kendisi belirler. Bakın, ben bir şey söyleyeceğim. Sanatın var, ortada var, örnekler var. Sanırım ki insanlar, örneğin diyorum, sizin gibi şu anda radyoda yaptığım, sizin benim şu anda hangi kostümde veya hangi kıyafette olduğum hiç belli değil veya dinleyicilerimiz de dinledikleri sırada İslam Manafov acaba hangi bir kıyafetle oturup da bu röportajı yapıyordu veya Elif Hanım hangi kıyafetle bu röportajı yapıyordu diye sormuyorlar. Onları ilgilendirecek en önemli şey ve bizim de sorumluluğunu taşıdığımız en önemli şey insanları doğru düzgün yola yönlendirmek, onları düzgün anlamda etkilemek ve sanatın değerini belirtmek. Bu anlamda düşünüyorum ki ne toplum ne sanatçı kendisi, sanatın kendisi belirlemeli kıyafeti. Kıyafet onlar her şey, biliyorsunuz bir laf var diyor, adam gördüm içinde kıyafet yok, kıyafet gördüm ki içinde adam yok filan gibi. Bunlar biraz ağır laflardır, doğrudur ama keşke kıyafetten ziyade bu estetik meselesidir veya görsel tarafıdır belli bir anlamda. Bana göre, belki de çok ağır söyleyeceğim, bana göre yetersiz kalan yerlerde belki o kıyafet meselesiyle boşluğu doldurmak amaçlanıyor. Ama dünyamızda öyle hoş olmayan şeyler de var ki, yani o kıyafetine karışan menajerler veya kostümörler falanlar, bunları bu derecede işin içine sokmamak lazım düşünüyorum. Yani onunla, bununla da dikkati çekeriz. O zaman kitlenin seviyesinin, kitleye bir mesajdır aslında bu, seyirci kitlesine, ki sizin seviyenize göre biz bunu belirliyoruz. Halbuki bakın 80'li 90'lı yıllara kadar hemen hemen akademisyen olanlar, yani dünyaca ünlü sanatçılar olsun, vokal olsun, piyano, keman, şefler olsun, hiç ama kıyafet meselesi söz konusu değildir asla. Yani şimdi bu 2000'lerde öyle bir trend olmaya başladı ki, buna ben açık söyleyeyim size, çok üzülüyorum.
Klasik müzikte biz genellikle siyah elbiseler, süitler giyeriz ve o şekilde sahneye çıkarız. Fakat kesinlikle bunun tersini yapan, daha sahne kıyafetleri giyen, daha fazla enteresan şeyler giyen insanlar da var. Mesela Yuja Wang aklıma geliyor. Kendisinin bir sürü sahne kıyafeti var. Ya da Lola Asunova. Bu yaptığımız sanatın bir parçası. Biz perfection'ı, mükemmelliyetçi oluyoruz parçalarımızı çalarken. Neden sahnede kıyafetlerimizle de olmayalım diye röportajlar vermişlerdi. Bilmiyorum, tabii ki gelenekçi de kalabiliriz. Böyle şeyler de yapabiliriz. Ama sizin dediğiniz gibi sanatın kendisi belirliyor. İspanyol yazar Miguel de Cervantes yüzlerce yıl önce müziğin olduğu yerde kötülük barınmaz demiş. Günümüzde yaşasaydı aynı sözü savunabilir miydi sizce? Müzik etki gücünü yitirmiş olabilir mi? Eğer Miguel de Cervantes 100 yıllar önce bunu söylemişse, bugün İhsan Manafov da bunu söylüyorsa cevap ortadadır bence. Kesinlikle öyle. Müzik sadece bizi birleştiren bir şey. Tabii ki çok fazla derin anlamları olan da bir şey aynı zamanda. Aslında şöyle de bir bakış açısı var. Müzik her şeyi içine barındırır. İyilikleri de kötülükleri de, çünkü bir yaşanmışlık var. Ama günün sonunda amacı bizi unite yapmak. Çok değerli hocalardan, eğitmenlerden eğitimler almışsınız. Başarılı bir sanatçısınız. Çok daha büyük başarılar ve emeğinizin karşılığını bulabileceğiniz ülkelerde yaşamak yerine siz klasik müziğin daha az ilgi gördüğü Türkiye'de yaşamayı ve burada sanat yapmayı seçmişsiniz. Zor olanı tercih etmişsiniz aslında. Neden Türkiye? Türkiye kardeş ülkedir demeyeceğim. Bana göre öğrencilik yıllarından henüz milliyetçilik de değil bu. Aynı milletiz. Bana göre Türkiye Azerbaycan'ın bir uzantısıdır. Azerbaycan da Türkiye'nin bir uzantısıdır. Ve Azerbaycan'da yaşadığım zaman, ben Sovyetler'de yaşadım biliyorsunuz. 91 yılında Sovyetler dağılana kadar biz Türkiye'de Avrupa'nın kapısıdır düşünerek, Türkiye'de ne muhteşem müzisyenler, ne muhteşem orkestralar falan olması lazım düşüncesiyle yaşıyorduk ve kardeş ülke, yani bizim ülkemiz diyelim böyle, benimsiyoruz her zaman. Buradan da Azerbaycan aynı şekilde. Ve öyle düşünüyorduk. Fakat gelince bir takım yani takım kıyasla söylüyorum tabii ki, Azerbaycan'la, geçmiş Sovyetler'le, Rusya'yla kıyasladığımızda bir takım düzeltilmesi gereken, seviyesinin daha da yükseklere çıkarılması gereken müzik alanından bahsediyorum. Diğer alanlar tabii ki kendi uzmanları değerini verebilir. Onlar hakkında konuşabilirler. Ve ben bunları birazcık müzik alanında seviye olarak daha üst seviyeye çıkabileceğinin kanısına vardım. Ama o bu anlama gelmiyor ki burada müzisyen yoktur veya sanatçı yoktur. Vardır, fakat herkesin birleşerek Türk toplumunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanat seviyesinin çok çok üstlere çıkması için birlikteliğin olması önemli unsurdur, önemli şarttır. Ve toplum olarak da o kadar yetenekli, inanılmaz yetenek sahibi insanlarız ki hepimiz. Fakat artı bir şey yetmiyor, artı çalışmak. Biraz oturayım, biraz bekleyeyim. 15 yaşından sonra ben çıkarım sahnede, böyle bir şey yaparım. 20 yaşından sonra bir gitar çalarım ki, veya 30 yaşında bir ressam olurum ki. Yok arkadaş, öyle değil. Fizyoloji anlamda hem ruhsal anlamda öyle zaman barındırıyor ki bu sanatın kendi içinde ki hem ruhen hem de fiziken bunun paralel surette ve bilgi anlamında da birlikte yürümesi gerekiyor. Onun için de ailelere, velilere nacizane tavsiyem, çocukluk yaşlarından düzgün eğitime, doğru eğitime çocukları yönlendirmeleri gerekiyor. Tesadüf olarak ben gitar çalıyorum, piyanoda dersi veririm veya ben piyanistim, bestecilik de yaparım. Yapabilir tabii ki, ama eğitimini düzgün şekilde, akademik şekilde temelden almış ise eyvallah, yolu açık olsun, bunu yapsın. Ama ben buna hevesliyim, ben bunu yapayım falan. Herkesin yanlışları olabilir, benim de yanlışlarım olabilir. Herkesin olabilir, yani hatta profesyonel anlamda. Ama doğru düzgün yapabilmek için mutlaka ve mutlaka insan kendine bir şeyleri sormalı, sorumluluğunu anlamalı ve ona göre yol almalı. Ve Türkiye'de bulunmamın da esas sebeplerinden gerçekten de kendi halkımıza, toplumumuza, milletimize destek olmak, iyi anlamda yardımcı olmaktır. Ve bunu yaparsam ne mutlu bana. Ve sonunda bir şeyler çıkarsa
Şöyle bir şey anı anlatayım. Ankara'da bir konser verdim öğrenciler için. Profesyonel müzik eğitimi alan bir mekandan, adını söylemeyeceğim. Sonradan benim çocuklara mesaj yazmışlar. Demişler ki babanız burada geldi bir konser verdi. Az kala müziği bırakacaktık, piyanoyu bırakacaktık. Biz o seviyeye gelemeyeceğiz. Yazık yani öyle bir niyetle ben konser vermiyorum. Tam tersi anlatıyorum. Yol yön göstermek adına bunu yapmaya çalışıyorum ki o çocuğun yani çok üzüldüm buna ki hayır yani o çocuk sonra ortalarda kayboldu bilemiyorum herhalde ama dediler ki Avrupa'da müzik eğitimini devam ettirmek için gitti ama burada çok sevindim. Öncelikle çok üzülmüştüm ki ben böyle bir etki mi bıraktım yani hiç ki amacım öyle kesinlikle öyle değildi. Böyle bir şeyler de oluyor. Size katılıyorum. Aslında bu şekilde konserler vererek daha fazla dinleyicisini klasik müziğin artırabiliriz. Bu kesinlikle daha da iyiye gidebilir. Klasik müzik pandemiden önce zaten istikrarlı ve bariz bir düşüş yaşıyordu. Fakat pandemiyle beraber bu daha da hızlandı gibi gözüküyor. Aynı zamanda yeni neslin kesinlikle popüler olarak daha elektronik müzik dinlemesi de bir nedeni bunun. Klasik müziğin ölüyor fikri de çok kötü duyuluyor ama ben hala ciddi bir kitle görüyorum burada. Hatta birçok insan aslında bayağı da genç. Özellikle lise orkestralarında, bando takımlarında, bandolarda bir sürü benim yaşımda insan var ve bence bu harika bir umut veriyor bize. Umarım Türkiye'de de yeni projeler yapılır ki ben görüyorum daha fazla destek ve daha fazla reklam yapılıyor bununla alakalı. Bir ülkenin kültürüyle de alakalı bir şey. Diğer Sovyet piyanistlerinden dinlediğim kadarıyla orada çok ciddi bir disiplin varmış ve müzik okullarında her yere gidip aslında öğrenci topluyormuşsunuz. Böyle bir kültür de varmış ve bildiğim kadarıyla da mutlaka her evde en az bir tane piyano var. Dedelerinizden, anneannelerinizden kalan. Bu sizin müzik yapmanıza da fazlasıyla katmış olmalı. Bu harika bir şey. Umarım bizde de böyle yenilikler olur. Takip ediyorum. Kesinlikle yeni artistler çok daha yetenekliler. Evet teşekkür ederim. Anlıyorum. Bizim Sovyetlerde mesela şu anda siz Amerika'dasınız. Bir tek Sergei Rachmaninoff'un eğitimle bağlı, Rusya'daki eğitimiyle bağlı açın kitabını okuyun memuarlarında, hatıralarında. Açıp okursanız eğer nasıl bir disipline tabi tutulduklarını oradan söylemek yeter. Tabii ki bizler artık öyle bir etkisi vardı ki müziğin her evde, resmin, sporun yani insanları okullardan artık toplamaya gerek kalmıyordu. Tıklım tıklım okulların kapısında dilekçelerle, evraklarla gelip ne olur bizim çocuğu oraya kaydedin. Tabii ki sıradan öyle kaydedilmiyordu çocuklar. Kulak, ritim bunlar şarkı söylemesi gerekiyor. Müzik duyusu var mı yok mu falan. Bunlardan sonra hangi enstrümanı ister? Mesela çocuk vurmalı sazlar isteyebilir ama bakıyorsun ki şarkı daha güzel olur falan. O şan bölümüne geçer. Bakıyorsun ki diyor ki ben klarnet falan istiyorum ama bakıyorsun ki piyanoyu çok güzel yeteneği var ve onu çok güzel yapar. Tabii ki eğitimcilerin ve sınav yapan kişilerin tavsiyeleriyle yönlendiriliyordu çocuklar. 5-7 sene arasında müzik eğitimi, müzik okullarında ilk müzik okuludur. Sonrası lisede 4 sene, sonra 5 sene de konservatuvar. Şimdi Bologna sistemine geçtiği için 4 seneye indirdiler. Ben bu sistemi açık söyleyeyim hiç beğenmiyorum. Çünkü istediğin kadar oku, istediğin kadar sınav ver, istediğin zaman gelirsin, gelirsen o böyle bir large hayat sunuyor bu sistem. Ben bunu beğenmiyorum kesinlikle. Rachmaninoff'ların, Stravinsky'lerin, Prokofiev'lerin, Shostakovich'lerin, ben Sovyet döneminden bahsediyorum tabii ki. Richter'lerin, Gilles'lerin, ne bileyim Şedrin'lerin, Şinitke'lerin yetişmesi için sistemin olması şarttır. Ve bu sistemin Türkiye'de de müzik okullarının açılması, 84 milyonluk nüfusu olan bir ülkeye müzik okullarının olması muazzam bir katkı sağlardı. Ve inanın ki hepsinin, herkesin müzisyen olması şart değil tabii ki. Ama bir müzik kulağıyla, müzik eğitimiyle, müzik kulağının yani yaşamın kendisini dengeleyen bir meseledir. Biliyor musunuz? Yani siz müziği doğru düzgün dinlediğiniz zaman
değer verebiliyorsunuz, analiz yapıyorsunuz, beyninizi çalıştırıyorsunuz. Bundan güzel nimet var mı ve bundan güzel bir iş olabilir mi? Sen müzeye gittiğin zaman resme değer veriyorsun. Sen tiyatroda oturduğun zaman doğru oturma kurallarını biliyorsun. Orada öksürmek olmaz, hapşırmak, yüceden konuşmak olmaz, telefonu açık bırakmak olmaz. Şimdiki dönem için söylüyorum. Bu şeyleri, kuralları sanat insanlara anlatıyor. Bu sanatın kendisinin bir terbiyevi, eğitici en büyük rolüdür. Bunu unutmamak lazım. Özellikle Rusya'da 1950'lerde sanat alanında ve spor alanında daha fazla devletin destek verdiğini biliyorum. Yani bu disiplin buradan geliyor aynı zamanda. Kesinlikle kıyaslanamaz bir şey. Uzak Doğu ülkeleri de buna dahil olmak üzere. Kesinlikle yani Rusya böyle bir yarış içindeydi ve bu onları çok daha iyi yaptı. Hatta hala görüyoruz aslında yarışmalarda bütün bu Sovyet ülkelerinden gelen artistler, piyanistler çok fazla iyi yerlerde. Çünkü okulları çok iyi, öğretmenleri çok iyi ve böyle bir jenerasyon var ve böyle bir disiplin var. Kesinlikle çok yakın oldukları. Bizim ülkemizde klasik müziği, özellikle de piyanoyu kiliseyle ilişkilendirip biraz mesafeli davranıyor olabilirler. Ama klasik müziğin aynı zamanda bir saray müziği olduğunu da altına çizmemiz lazım. Tabii ki yani bir saray müziği olarak. Saray müziği tabii ki Osmanlı döneminde halka müzik eğitim açılmadığı için maalesef ki Avrupa'ya kadar gitmişiz. Oraları fethetmişiz ve görmüşüz. Oranın kültürüne dokunmadan kültürüne katkı sağlamışız ama oranın kültüründen de biraz da bizim insanımıza buraya getirip örneğin diyorum yani Haydn'ın, Mozart'ın, Beethoven gibi dahilerin varsayalım veya onların öğrencisinin veya onların çevresinde yaşayan onlar kadar değerli insanların mesela Osmanlı padişahları getirip Türkiye'de halka açık okullar falan yapsalardı. Keşke bu Avrupalaştırmak değil, bu küreselleştirmek değil, sadece insanımızı evrenselleştirmek, aynı zamanda insanımızın kültürüne katkı sağlamak anlamında o zaman muazzam imkanlar vardı. Mesela Liszt'in gelişini biliyorsunuz 1840'larda, 47'de galiba İstanbul'a gelip burada Osmanlı Sarayı'nda konser verildiğini biliyoruz. Hatta 3 konser verdiğini ama Osmanlı padişahına böyle bir kulağına fısıldayınca böyle bir piyanist var böyledir şöyle getirelim bir bakalım falan deyince demek ki güzel bir eğilim vardı bu konularda. Keşke oraya kadar fısıldayan kişiler bir burasında da bir müzik okulu açalım, bir konservatuvar açalım. Yani ben sanıyorum ki kiliseyle ilişkilendirilmesi doğru değil. Yapılmıyor. Ben öyle görmüyorum. Çünkü konservatuvarlarda çok veliler, her seviyeden insanlar çocuklarını konservatuvarlarda okumaları için çok gayret içindeler. Bu güzel bir şey ve 20 senede ben 21. sene gördüğüm şey daha artarak toplum içerisinde müziğe heves ve müziğe sevgi artmaktadır. Gerçek bir eğitimi alma arzusu ortadadır. Ben bunu seziyorum ve görüyorum da. Bu sevindirici olaydır. Klasik eserlerde sıra dışı yorumlar ve teknikler içinde fikrinizi merak ediyorum. Sizce yüzlerce yıllık geçmişi olan klasik müzik geleneksel mi kalmalı yoksa teknolojik altyapı ya da yeniliklere açık mı olmalı? Sanırım ki insanoğlu yarandığı günden bugüne kadar aynı duygular, aynı hisleri taşıyan bir varlıktır. Sadece duygularını, hislerini aktarabilmek meselesi problemdir her zaman ve önemlidir. Örneğin sayalım ki mesela Paşelbelilerin Avrupa müziğine geçmişinden bahsedeceğim. Notaların farklı yazılışı ki bugün düşündüğümüz veya yazdığımız müzikleri tam şekilde aktaramıyordu. Nasıl ki makamsal müzikler Türk müziğinde veya Azerbaycan şark müziğinde öyle diyelim. Muğamlar, makamlar kulaktan kulağa yazılmadan aktarılıp da şimdi bugünümüzde artık notalarla göçürülmüşse ama kilise müziği de olsun Avrupa'nın ilk başlarda Rönesans'tan da önce hatta Orta Çağ müziğinde de olsun onların yapılan şekilleri tabii ki bize büyük anlamda şans bırakmıyor. Yani araştırmacı olarak söylersek eğer ama Rönesans'tan sonra notaların keşfinden sonra belli bir düzene oturması söz konusudur. Sonradan barok dönem daha bariz şekilde müziği güzel bir sisteme oturtmaya başladı. Klasik dönemde zaten bunu söylemeye gerek yok. Artık elimizdedir. Belli bir anlamda yazılan eserlerin icrası zamanı
dönemin şartlarını iyi bilmek lazım, iyi öğrenmek lazım. Yansıtabiliyorsan, eğer bu gerçekten güzel ise bunu o zamana, o bestecinin stiline, o dönemin ruhuna uygun şekilde aktarmak güzel olur tabii ki. Çok örnekler vardır. Glenn Gould'un mesela Bach çalışı, Bach öyle mi istemiştir veya öyle mi yazmıştır? Mesela Richter farklı çalar, bunu Alfred Brendel bir farklı çalar. Başka başka besteciler, icracılar başka farklı bestecileri farklı şekilde yorumlarlar. Fakat bugünkü elimizdeki imkanlarla biz daha güzel şekilde onu seyirciye, dinleyiciye aktarabilme yollarını arıyorsak, görüyorsak, yapabiliyorsak ne mutlu bize. Ve tabii ki doğal ilk baştaki o kaynağı kaybetmeden, oraya ihanet etmeden şöyle söyleyeyim. Tabii ama bilinçli olmak güzel şeydir. Barok dönemi eserlerini, Scarlatti'leri, Bach'ları, Handel'leri çaldığınız zaman, Ramon'ları, Couperin'leri çaldığınız zaman o dönemde bu imkanlar yoktu. Pedal meselesi, piyano henüz yeni keşfediliyordu filan. Bunları da düşünmek lazım. O enstrümanlarda nasıl sesleniyordu? Zamanla gidip klavyesin üzerinde de denemekte fayda vardır. Kilise orgunda da denemekte fayda vardır. Bu eserleri çaldığınız zaman. Sonra Beethoven'in zamanındaki Mozart'ın, Haydn'ın zamanındaki piyano bugünkü piyano ile eşit değildir. Mesela Bologna'da olduğum, Imola'da olduğum zaman Beethoven döneminin piyanosunda çalmaya çalıştım. Biraz böyle şey oldu. Sarstı beni tabii ki ama oradan da bir şeyler alıyorsun, oradan da bir şeyler öğreniyorsun. Bu iyi bir şey. Her zaman arayış içinde olmak lazım. Her zaman güzel şeyleri bulmak lazım. Ve bulunca da bunu yalnız başına ben bunu biliyorum değil, paylaşmak da insanı mutlu eder. Bir gazeteye verdiğiniz röportajınızda size sanat hayatınızda hangi bestekar ve icracılardan etkilendiğiniz sorulduğunda müzikte eğitim ve manevi soy ağacım Beethoven'a kadar uzanır cevabını vermişsiniz. Bunu biraz anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Mesela benim Sovyetler döneminde yaşadığım zamanlarda ben Richter'in, yani ben mi desem Richter mi desem, birbirimizin elimizi sıktığımız günler Richter'le görüşmüştüm. Böyle prova sırasında Moskova Konservatuvarı'nın 85 yılında Bolşozal dediğimiz büyük salonunda provaya geliyor. Orada gözümüzün önünde bu tarihtir, bu efsane insanlardır. Geçiyorlar. Biri Toscanini, Arturo Toscanini'nin kızı, Vladimir Horowitz'in eşi. Svetoslav Richter'dir. Eşi Nina Dorliak, muhteşem vokal ustası, konservatuvarda ders veriyordu. Bana mesela müzik eğitiminde konservatuvarda, Moskova'da vokal şan eşlikçiliği dersinde Rahmaninov'un sınıf arkadaşı. 90'ın üzerinde böyle yaşı var adam, duyuyor, konuşuyor bize Rahmaninov'la nasıl son günlerini, Rahmaninov'un Rusya'dan gidişine kadar günleri anlatıyor bana. Yani bu tarihi yaşıyoruz. Ben buna değer veren insanım. Bunlardan ilhamlanan, ruhlanan insanım. Beethoven'a kadar dediğim, beni tek Beethoven değil, günümüze dek müziğin yaranışında, sanatın yaranışında, ufacık da olsa, azıcık da olsa rolü olmuş her kim varsa o benim manevi öğretmenimdir. Ben bu anlamda böyle kabul ediyorum. Bir seferinde böyle bir fikir dedim. Beethoven'in öğrencisi Czerny, Czerny'nin öğrencisi Liszt olmuş. Liszt'in öğrencisi mesela Saint-Saëns biraz onunla çalışmış. Godowski onun yanına gitmeye çalışmış. Mesela Szymanowski bu sene yıl dönümü kutlanıyor. Szymanowski benim öğretmenlerimin Moskova'daki öğretmenlerimin öğretmeninin dayısı. Aynı zamanda Polonya bestecisidir, doğrudur. Neuhaus, belki duydunuz, Henry Neuhaus, büyük pedagog, büyük piyanist, onun oğlu da Stanislav Neuhaus. Sonra Stanislav Bunin, Chopin yarışmasının birinciliğini kazanan Stanislav Neuhaus'un oğlu. Bak böyle bir gelenek vardır, böyle bir soy ağacı vardır. Manevi anlamında tabii ki bunu kastediliyor. Daha sonra Anton Rubinstein vardır. Nikolay Rubinstein vardı. Bu iki kardeşler Petersburg Moskova Konservatuvarı'nın temelini koymuş kişilerdir ki ilk başlarda Rusya'da büyük tepkiyle karşılanır. Kimler tarafından? Rus beşleri tarafından. Niye bu Alman kişiler gelip burada böyle Rusya'da bu şeyi yapıyorlar? Biz bunu kurarız filan. Ama kendileri bir konservatuvar kurmuyorlar. Sadece bir dernek halinde eserler yazıyorlar. Akşamlar toplanıyorlar.
çay kahve falan yemek yiyorlar, içiyorlar ve birbirlerinin eserlerini birbirine çalıyorlar. Orada beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Manevi babaları Balakirev bunları beğeniyor, beğenmiyor, yol gösteriyor. Rimsky-Korsakov çıkıyor ortaya. QE var orada. Çok henüz de katılmasa da Mussorgsky kimi besteci çıkıyor. Ve bunların etkisiyle Rahmaninovlar, Skriabinler, daha kimler, Stravinskiler ve bunların etkisiyle Fransa'da Ravel'ler, Debussy'ler çıkıyor. Biliyor musunuz? Yani bu akademik eğitimi Çaykovski okuduğum konservatuvarın 1,5-2 yıllık hemen hemen konservatuvarın müdürlüğünü yapıyor. Nikolay Rubinstein orada temelini koyuyor. Glazunov oranın müdürlüğünü yapıyor konservatuvarın. Galaksi gibi düşünebiliyor musunuz? Yani galaksimizde yıldızların sayını bilebiliyor muyuz? Yüz binlerce, milyonlarca deyip geçiyoruz. Bizim dünyamız içinde, sanat dünyamız içinde onlar bizim için bir galaksidir. Milyonlar, milyarlar anlamına. Manevi hazine olarak bu benim için bitip tükenmeyen bir hazinedir. Beethoven benim de en sevdiğim bestecilerden biri. Aynı zamanda Rahmaninov tabii ki en sevdiğim. Beethoven'ın aslında müzikte çok önemli bir yeri de var. Çünkü yaptığı senfonilerle, müziklerle romantik döneme geçtik ve aslında bütün bu klasik müzik dinleyicisinin görüşünü değiştirdi. Çok aykırı bir müzik yaptığı için aslında dışlanmıştı fakat daha sonraki periyotlarda tabii ki önemi anladılar. Daha anlamlandı müziği. Beethoven kesinlikle herkes için büyük bir model ve birçok bestecinin, piyanistin yorumlaması sevdiği bir besteci. Ve evet, bizim okulumuzda da sanırım Olga Körn'ün Rahmaninov'a dolaylı bağları varmış. Onu duydum ve ben de duyunca çok şaşırmıştım. Çünkü çok güzel bir şey bu. Dediğiniz şeyi hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. Özellikle Rusya'da olduğunu ve Ukrayna'daki bu büyük piyanistlerin büyüklüğünü şimdi sizin betimlemelerinizle, anlattımlarınızla tekrar hissettim. Kesinlikle çok büyüleyici bir şey bu. Beethoven elbette ki herkes için önemli. Tarihi değiştiren şahsiyetler vardır. İster siyasette olsun, ister sanatta olsun, her sahada hemen hemen insanlığı bir adım değil, belki de 10 adım daha ileriye götüren çok büyük şahsiyetler vardır ki Beethoven de onların hemen hemen dönemine göre başında geliyor. Tabii ki ondan sonra çok şeyler değişmiştir. Ama romantik dövrümü getirdi. Kitaplarda da bizim okuduğumuz zamanlarda falan yazar. Ama müzik repertuarınız geniş olunca, yelpazeyi genişlendirince bakıp görüyorsunuz ki bana göre Salieri'de de mesela Mozart'ta da Haydn'ın kendisinde sonatlarını bir dinleyin. Senfonilerin kendisinde bile adagiolara bakınca ruhsal olarak romantik döneme bir köprü kurmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Beethoven'a henüz gelmeden bile Haydn'ın kendisinde yani o çalarlar vardır. Bunu kastediyorum. Tabii ki ama Beethoven net bir şekilde artık arkadaşlar toplayın bavullarınızı geçiyoruz romantik döneme dediği de temiz şekilde, bariz şekilde görünüyor. Doğrudur. Son sonatlarda hele ben son sonatlarıyla belli bir anlamda kendi çapında tabii ki neredeyse Skriabin'e böyle bir mendil atıyor kendisi. O son sonatlarında uçuyor yani. Bu anlamda yeri gelmişken Skriabin'in de 140. doğum yılı kutlanıyor ve büyük ihtimal bir şeyler yapacağız bu konuyla ilgili. Büyük şahsiyetlerin zamanla da yanlışları oluyor. Çar Rusya'sında henüz Sovyetler kurulmadan önce Çar Rusya'sında Petersburg'dan, Moskova'dan Eğitim Bakanlığı'nın, Çar'ın yanındaki Eğitim Bakanlığı'nın teftiş komisyonu vardır. Rahmaninov da genç bir besteci, müzisyen, konservatuarı bitirmiş. Onu müfettiş olarak işe alıyorlar. Hem Bolşoy Tiyatro'nun, büyük tiyatro, Moskova'daki opera, bale filanın konulduğu, sahnelendiği tiyatronun hem şefliğini yapıyor hem yani o işi bulana kadar şehir şehir gezip müzik eğitiminin hangi seviyede olduğunu müfettişlik yapıyor, teftiş ediyor ve onu Ukrayna'ya, şimdiki Ukrayna değil Kiev'e gönderiyorlar. Kiev'de gittiği sırada her gittiği yerde de Rahmaninov'a çok büyük saygı var piyanistliğinden dolayı. Besteci gibi de besteliyor ama henüz besteci gibi tam ortada değil. Oraya daha var. Ama piyanistliğine herkes vali oluyor. Ve gittiği yerlerde de konserler de veriyor, konuşmalar da yapıyor ve her konserin sonunda bizim bir çocuğa da bakar mısınız? O çok yeteneklidir filan getiriyorlar çocukları. Yetenekli çocukları. Rahmaninov sonunda bıkıyor bu işten. Kiev'e geldiği sırada bir ricada bulunuyorlar. Konserden sonra bir çok yetenekli bir çocuk var. Onu dinler misiniz? Evet evet tabii ki biraz bekleyin. Artist odasından oteline kaçar ve orada da bavulunu toplayıp trene ve oradan da Moskova'ya dönüyor.
arıyorlar, bulamıyorlar. Rahmanov sonradan anlatıyor, diyor ki bana sunmak istedikleri çocuk meğerse Horowitz'miş. Artık o kadar bıkmıştım ki bu işlerden. Her gittiğim yerde bana çocukları getiriyor. Bunu dinler misiniz? Buna zaman geçiyor, hayat geçiyor diyor. Ben artık bıktım. Herkes yeteneklidir, olabilir. Herkes deha çocuk olabilir. Ama Horowitz'i derim ben dinlemedim. Düşünün, seneler sonra bunlar Amerika'da görüşüyorlar. Ve o şeyi hatırlamış oluyorlar. Seyircimize, dinleyicimize bir iyi anlamda moralini düzeltmek adına her zaman da kimseyi böyle, nasıl söylesem, böyle görmezden veya duymazdan gelmek de doğru değildir. Tabii ki başardığımız kadar çocuklara, gençlere daha doğru, büyük yollar açmak lazım. Onları teşvik etmek lazım, heveslendirmek lazım, yolları doğru göstermek lazım. Bu anlamda ben buna inanıyorum. Harika bir hikaye. Bu büyük besteciler, piyanistler söylediğiniz gibi yaşamlarının sonlarına doğru bir yerde mutlaka karşılaşıyorlar. Fakat dediğiniz çok doğru. Beethoven özellikle ilk sonatlarında öğretmenlerinden, bu klasik dönem öğretmenlerinden, Haydn'dan çok fazla esinlendi. Ve bunu son sonatlarında göremiyoruz. Çünkü onlar daha romantikti. Yani böyle bir geçiş var aslında. Mesela numara 2. Çok fazla hani oktavlarla görüyoruz. Klasik dönem ruhu var. Ve dokusuyla da görüyoruz aynı zamanda. Ve evet, Clementi, Haydn, Mozart, bunlardan tabii ki çok fazla etkilenmiş bir Beethoven var. Fakat harika değişimi de, klasik müziği neredeyse çok fazla değiştiren bu büyük geçişi de görmemek imkansız. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize buradan söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yeni yıla girdik. Artık ikinci haftamızdır. Üçüncü haftaya geçiyoruz. Çok dilerdim ki pandemi üçüncü yıla kalmadan artık bitmiş olsun. Bu dünyamızın başına bela olan bu iş tamamıyla bitsin. Yeniden sanat hayatına dönelim. Yeniden bütün insanlık artık bir silkinip böyle toparlanıp kendisine dönsün. Bir hesap sorsun kendisine. Ben böyle durumlara hazır mıyım? Böyle durumlarda ben neyi kaybettim, neyi kazandım? Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Eğer böyle bir yaklaşımla bütün insanlık kendisine bu anlamda hesap sorarsa, sanıyorum ki çok çok adım daha ileride çok güzel şeyler yapılabilir. Bu yeni yılda yalnız ve yalnız güler yüzler, sağlıklı hayat, sanat dolu, başarılı hayat herkese diliyorum. Hem Azerbaycan'ın hem de ülkemizin çok özel sanatçılarısınız. İyi ki geldiniz. Sizinle müzik konuşmaktan büyük mutluluk duydum. İyi ki varsınız, hep var olun. Haftaya görüşmek üzere, müzikle kalın.